yine 12 Eylül, 19 Eylül 2004 sayılı Aydınlık Dergisi'nde yine bu Yalova'daki terör bombası ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bilgi şu, Yalova'da yetiştirilen teröristler Gürcistan'daki Çeçen örgüt kampına gönderildiğini yapılıyor, tespit ediliyor. Bu şekilde yine 26 Eylül 2004 tarihli Aydınlık Dergisi'nde Dışişleri Bakanlığı bu haberler üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi istiyor. Bu kampla ilgili İçişleri Bakanlığı diyor ki böyle bir kamp yoktur diyor. Ama bu arada Rusya'dan yakalanan teröristler Yalova'da yetiştirdiklerini, oradan Çeçenistan'a geldiklerini ve emniyette bir kısmın ifadesi alındığını yayınlanması üzerine İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı karşı karşıya gelmiş oluyor. Yine 14 Kasım 2004 tarihinde Aydınlık Dergisi'nde Rusya'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine bir yazı geliyor. Yalova'daki diyor, Çeçen terör kampına son veriliyor. Buna rağmen her ne hikmetse MİT mensubunun tespitleri, çalışması, kamp hakkında ciddi çalışması ve bilgiler toplaması, şüpheli şekilde MİT arşivlerine gönderilmesi, körlerden alınan bilgiler, valiler, emniyet müdürleri, güvenlik kuvvetlerimizin, Türk ordusunun karşı çıkmasına rağmen bu kampın üzerine gidilemiyor, bu kamp yokmuş gibi bir faaliyet yürütüyor. Bunun arkasından şunu öğreniyoruz. Demek ki diyoruz bu kamp İncirlik üssü gibi, ABD'nin İncirlik üssü gibi dokunulmazlığı olan bir kamp. Ve araştırmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Süper NATO'sunun denetiminde olan bir kamp olduğu ortaya çıkıyor. Süper NATO nedir değerli arkadaşlar? Süper NATO ABD'nin NATO ülkelerini denetlemek aracıyla kurmuş olduğu bir örgüttür. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Delta Force adı verilen özel kuvvetleriyle iç içe çalışmaktadır. Ve dünyadaki bütün terör faaliyetlerini bu örgüt aracıyla, Süper NATO aracıyla yürütmektedir. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra 15 Kasım tarihinde sinagog bombalanıyor. Arkasından 5 gün sonra SBG Bankası ve İngiltere Konsolosluğu bombalanıyor. Bu 3 bombalama olayında 72 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 600'den fazla yurttaşımız da yaralanıyor. İşte bütün bunlardan sonra ESAKKA El-Kade üyesi Yalova kampında şef durumunda olan Yalova kampı terör örgütünün şefi durumunda olan ESAKKA yakalanıyor. Yakalandığı zaman sinagog, SBG Bankası, İngiltere Konsolosluğu'ndaki bombalama eylemlerini üstleniyor. Buradan anlaşılıyor ki ESAKKA'nın bu yakalandıktan sonra vermiş olduğu ifadesinde Yalova'daki terör kampı Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümündeki Süper NATO'ya bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sonuç ortaya çıkıyor. Bu şekilde kalıyor. 25 Kasım 2007 günü İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times